Malatya'nın Orduzu ilçesinde Fırat Nehri'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Arslantepe Evi'ndeki kazılar Fransız arkeologlarca 1930 yılında başlar. Daha sonra 1961 yılından itibaren İtalyan La Sapienza Üniversitesi tarafından sürdürülür. Burası merkezi gücün ve aristokrasinin oluşumu, bürokrasinin gelişimi ve devletleşmenin doğuşu gibi önemli olayların mihenk taşı olarak kabul ediliyor. İtalyan arkeolog Frangipane başkanlığında devam eden kazılardan bugüne kadar elde edilen buluntuları 15 maddede derlemeye çalıştık. Haydi başlayalım. Höyüğün adının Arslantepe olması. Höyüğe kazılar öncesinde höyük yüzeyinde olan ve sonrasında sarayın girişinde yer aldığı belirlenen arslan heykellerinden dolayı Arslantepe ismi verilir. Arslantepe Höyüğü Değişim Tarihçisi. Arslantepe, UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce M.Ö. 5000'li yıllara tarihlendirilir. M.Ö. 2000'li yıllardan M.Ö. 1200'lere kadar Hitit şehri olarak Asurlar tarafından istila edilinceye kadar varlığını sürdürür. İstiladan sonra uzun süre terk edilir. M.Ö. 500'lerde Romalılar zamanında köy yerleşmesi haline gelerek tekrar yerleşim haline gelir. Daha sonra Bizans zamanında ise nekropol yani mezarlık olarak kullanılır. Şehir yerleşimindeki kültürel değişim. M.Ö. 3000 başlarında Arslantepe'de geçerli olan kültür hızlı bir şekilde başka bir kültürle değişir. Bunun nedeni ise bir yıkım yaşanması ve ardından Transkafkasya menşeli hayvancılıkla uğraşan yerleşimcilerin bölgeye gelmesidir. Ayrıca Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticaret güzergahının üzerinde olduğu için iki kültürden de izler taşır. Devletleşmenin başladığı yer. Kazılarda 2500 civarı mühürün bulunması bürokrasinin başladığını gösterir. Mühürler incelendiğinde en eski merkezi idarenin anlaşılmasına olanak sağlıyor. Elitler tarafından farklı görevlere tayin edilen, hiyerarşik olarak örgütlenmiş yetkili memurlar var. Kil mühür baskılar ve mühürler analiz edildiğinde sadece tek bir memurun tüm depoları mühürleme yetkisi olduğu anlaşılıyor. İkinci grup memurların belirli odaları, üçüncü grup memurların da tek bir odayı mühürleme yetkisi var. Mühürler tam anlamıyla bir kontrol sisteminin olduğunun kanıtı ve bu da devletleşmenin başladığına işaret ediyor. Dünyanın en eski kerpiç sarayı burada. Höyük'te diğer yapılardan daha güzel ve daha büyük olduğu fark edilen yapının M.Ö. 4000'li yıllarına tarihlendirilen dünyanın en eski sarayı olduğu tespit edildi. Yağmur ve drenaj altyapısı ve duvarlarında gücü simgeleyen resimlerin olması o dönem hakkında önemli bilgiler veriyor. Kral sarayın avlusunda toplanan halka konuşma yapıyor. Ancak halk bu avludan daha ileri gidemiyor. Sarayın olması da bir kralın ve gücün olduğunu kanıtlıyor. 5000 yıllık kerpiç taht. Dünyanın en eski kerpiç sarayı olarak kabul edilen binada M.Ö. 3000'li yıllara tarihlendirilen dünyanın en eski tahtı bulundu. Dünyanın ilk kılıçları. Höyük'te bulunan saray odalarının birinde arsenikli bakırdan yapılmış 21 adet silah bulundu. Bunlardan 12'si mızrak iken 9'u da kılıç. Kılıçların ağızları ile kabzaları tek parça olarak dökülmüş. Bu araçlar gücü sembolize eden askeri araçlar. Ayrıca bu araçların yapımında kullanılan metallerin Transkafkasya kökenli olduğu belirlenmiş. Bu ise bu bölgeyle ticaret yapıldığını gösteriyor. En eski kral mezarı. Kazılarda bulunan ve M.Ö. 3000'in başlarına tarihlendirilen bir mezar dikkat çekicidir. Bu mezarda büyük levhalarla çevrelenmiş taş bir sanduka içinde Transkafkasya ile Mezopotamya arasındaki ilişkileri kanıtlayan çanak çömlek, çeşitli metallerden silahlar, bakır, gümüş, altın süs eşyaları ile gömülü bir ana gömü ve etrafındaki levhalar üzerinde de yaşları 12-18 arasında değişen 4 kişinin iskeleti bulunur. Bu 4 kişinin ana gömüye kurban edildiği düşünülüyor. Tüm bunlar buranın bir kral mezarı olduğunu gösteriyor. 6 metre kalınlığında surlar ve dışında kurulan köy yerleşmeleri. Höyüğün tepesinde etrafı yaklaşık 6 metrelik kalınlığında surlarla çevrili bir alan vardır. Burada soyluların ve elitlerin yaşadığı düşünülüyor. Surların dışında ise kerpiçten yapılma evlerden oluşan köy yerleşmesi var. Daha sonraki dönemlerde ise kerpiç evler yerine Transkafkasya'dan gelen ve hayvancılıkla uğraşan toplulukların yaptığı dağınık biçimdeki evler, tek odalı ve ahşap dikmeli dal örgüsü yapılar yapılmış. 5500 yıllık tapınak. Arslantepe kazılarında çeşitli teraslar üzerine kurulmuş kompleksin ortasında uzunluğu 35 metreyi aşan sokak görünümlü ve duvarlara resimlerle süslü bir koridor bulunuyor. Buradaki en önemli bölümler koridorun doğu ve batısındaki iki tapınak.
Tapınaklar 12 metreye 6 metre boyutlarında dikdörtgen bir sella ile uzun kenarlarından biri üzerine yerleştirilmiş ard arda 3 mekandan oluşur. Yapılan incelemeler sonucunda bu tapınakların saraydan yaklaşık 150 yıl daha önce yapıldığı belirlendi. Tapınakların duvarlarında oyuklar olan nişler bulunurken duvar dekorasyonu olarak kırmızının kullanılması sadece buraya özgü olduğu görüldü. Ayrıca tapınak içindeki odalarda bulunan 100 kadar çanağın burada çalışan işçilere ait yemek yeme amaçlı kullanıldığı düşünülüyor. Bu durum burada bir işçi sınıfı olduğu ve yemek verme yoluyla merkezileşmenin yani devletleşmenin saraydan önce tapınakla başladığını gösteriyor. Laik düzenin başladığı yer. Arslantepe Höyüğü kazıları Anadolu'daki ilk laik yerleşmenin burada başladığını gösterir. Burada tapınak ve kral olması din ve devlet işlerinin ayrı yürütüldüğünün kanıtı olarak düşünülüyor. Hiyerarşik düzen var. Burada yaşayan insanlar arasında hiyerarşik düzen var. İnsanlar tapınak ve kral için çalışıyorlar ve karşılığında ise yemeklerini alıyorlar. Bu da demek oluyor ki bir işçi sınıfı var. Bir de onların hizmet ettikleri ve onlara yiyecek veren soylular yani elit kesim var. Döneme ait hayvan kalıntıları incelendiğinde keçi ve özellikle de koyun beslemede artış olduğu görülüyor. Kısacası Arslantepe'de elitler yiyecek dağıtımını güçlerini meşrulaştırmak adına ideolojik olarak kullanıyorlardı. Geç Hitit dönemine ait en az 3000 yıllık rölyefler. Arslantepe girişinde bulunan iki rölyeften birinde savaş sonrası birbirlerine barış çubukları veren kartal başlı iki kral betimlenmiş durumda. Gücü temsil eden duvar resmi. Saray içinde bulunan depolardan birinin girişinde bulunan duvar resmi Arslantepe'deki hiyerarşi hakkında oldukça önemli bilgiler veriyor. Bu resimde gölgelikli ve kızaklı bir arabada taşınan seçkin bir kişi betimlenmiş. İklim değişikliğinin izleri. Başlangıçta zengin biyoçeşitliliğe sahip olan bölge zaman içinde zenginliğini kaybetmiş. Sıcaklığın artması, yağışların azalması ile ormansızlaşma başlamış ve buna bağlı olarak da erozyon artmış. Hayvanların yaşam alanı daraldığından bölgede ayı ve geyik sayısı azalırken çayırlara uyum sağlayabilen tavşan sayısında ise artış olmuş. Arslantepe dönemine ait önemli kanıtlar sunmaktadır. Bu ilk devletleşme aşamasındaki toplumun tarih sahnesinden çekilme sebebinin sisteminin erken gelişmişliği olarak gösteriliyor. Bu sistem Mezopotamya'dakinin aksine kurumsallaşması yetersiz kalmış, hiyerarşik bir sosyal düzene sahip olması nedeniyle halkı tarafından bile kabul görmemiştir. Böylece zaman içerisinde tarih sahnesinden silinmişlerdir.